Hepiniz hoş geldiniz. Mahmut Başkanım, benim biyografimi de okumuş olduğunuzu anlıyorum. Çok etkilendim, çok teşekkür ederim. Ben gerçekten de Toroslardan, Akseki ile Seydişehir'in arasındaki Geyik Dağları'ndaki bir köyden gelen bir çocuğum. Bu ülke bana birçok şeyler verdi. Dürüstlükle bunları kullandım. En çok verdiği şey de değerlerimdi. Bu değerlerimi kaybetmemek için özel çaba gösteriyorum. Şimdi geldiğim 63 yaşımda, son 10 senemi buna vakfetmiş durumdayım. Memleketim için bana verdiklerin karşılığını geri ödemek için çalışıyorum. Yapabileceğim en iyi şeyin de en iyi yaptığım şey üzerinden olduğunu düşünüyorum. Ben hukukçuyum, uluslararası hukukçuyum. İzmir'den bir sürü iş dünyasından birçok insanın uluslararası ilişkilerinde rol ve sorumluluk aldığım sözleşmelerinin pazarlıklarına katıldım, yazılmasına katıldım, davalarına katıldım. Katıldığım birçok şeyler biliyorum. Bunları ben öbür dünyaya giderken yanımda götürmeyeyim, sizlerle paylaşayım istiyorum. Bir tane gerçek var. Bundan hem sevinmeli ama daha çok utanmalıyız diye düşünüyorum. Sizler değindiniz. 1980 yılında ben hukuk fakültesinden mezun olduğum zaman bilmiyordum o zamanlar bu meseleleri. Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay %0,86. 40 sene sonra 2020-2021'de Mahfi Eğilmez'in, Özcan Kadıoğlu'nun yazıları var. IMF'in verilerine dayalı olarak yapılan açıklamalarda Türkiye'nin dünya ticaretinden aldığı pay %0,85. Bir milim geri gitmiş gibi gözüküyoruz. Gelişmekte olan ülkeler arasında değerlendirildiğinde 1980'de %3,55 pay alıyor iken 2021'de %2,12 pay alıyoruz. Çin etkisi arındırılmış olarak bu rakamlar ortaya çıkıyor. Yani dünya ilerliyor, biz de ilerliyoruz ama biz geride kalıyoruz. Bu geride kalmamızın birçok sebebi var. En önemli sebepler, bakın 1980'den 2021'e kadar gelişimizde birçok fırsatlar, çıkışlar yakalamışız, sonra geriye gitmişiz. Bunların hepsi sorunlar, krizler vesaire. Bunlardan dolayı biz ileri geri gidiyoruz. İki ileri bir geri de değil. Yani bir ileri bir geri gidiyoruz. Konumumuzu değiştiremiyoruz. Hepsi bizim yönetim hatalarımız. 2001 krizinin sorumlusu yöneticilerimiz değil miydi? Bankaların içini boşaltırken yöneticilerimiz sessiz kalmamışlar mıydı? 2018 krizi Rahip Brunson'un davasında yargı önüne getirilen davayı kısa sürede çözemediği için biz birdenbire sudden stop dedikleri kredilerin durması sorunuyla karşılaşmadık mı? 2018 Ağustos ayında döviz kurları yukarıya fırladığında bütün iş dünyası sarsılmadı mı? 2018 Ekim ayında normal seviyesine indi döviz kurları. Aradaki 3 ayda arkadaşlar Türkiye'nin vermiş olduğu sipariş ithalatları için cebinden fazladan çıkarmış olduğu parayı hesap ettirdim. 57 milyar Türk lirası o günün parasıyla 11 milyar dolara denk geliyor. Biz bu parayı yönetim hatasından kaybetmedik mi? 2021 Kasım ayında tekrar bir döviz kriziyle uğraştık. 2021'in Eylül ayında enflasyonumuz %20 iken doğru kararlar alınırsa aşağıya indirilebileceğini konuşuyorduk TÜSİAD ekonomi yuvarlak masasında. Ben orada zorladım, dedim ki doğru karar nedir? Dediler ki Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesi, reel faizi yükseltmesi, yani tasarruf yapanlara bir prim verilmesi. Ne yaptık o zamandan bu zamana? Mahfi Eğilmez'in geçen günkü yazısı da açıkça söylüyor. Tam tersini yaptık. Hiperenflasyon %54-55, belki çok daha yüksek enflasyona gittik ve bunu geriye nasıl indirebileceğimizi bilmiyoruz. Birkaç hafta içerisinde hepimiz birdenbire %40 oranında yabancılarla karşılaştırınca fakirleşmedik mi?
bunlar yönetim sorunları değil mi? Peki bunlar yönetim sorunları, iyi yöneticiler gelsin çözelim diyerek yetinebilir miyiz? Ben 1980'den beri, hatta 1976'dan beri kendimi bildim bileli iyi yöneticiler gelirse iyi oluruz terennümüyle büyüdüm. Artık bıktım. İyi yöneticiler gelirse, iyi niyetli olurlarsa, basiretli de olurlarsa o zaman iyi sonuçlar alabiliriz. İyi yöneticiler iyi niyetli ama basiretsizse bile kötü sonuçlar alırız. İngilizlerin deyimiyle cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla örülür. Demek ki bizim sorunumuz yöneticilerimizin iyi niyetine, kişiliğine, iyi insanlar olmasına değil, sorunumuz onların basiretli, doğru, bilimsel kararlar almalarını sağlayacak bir sistemi kurmamız. Bu sistemi nasıl kurarız? Cevap daha iyi yargı. Başka bir yolu yok. Onların hukuka hesap verildiğini sağlamak yoluyla biz onların basiretli karar almasını sağlayabiliriz. Cumhurbaşkanı atamamalıydı, atadı, görevden almamalıydı, görevden aldı vesaire vesaire o tartışmalara geçiyorum. Ama Merkez Bankası kanununda bir kural var. Merkez Bankası yöneticilerin görevi paranın değerini korumak, hükümetin politikalarını o koruma göreviyle çelişmediği sürece desteklemek. Peki Merkez Bankası paramızın değerini korumak üzere mi hareket etti? Hayır. Peki biz Merkez Bankası yöneticilerine hukuk önünde hesap sorabilir miyiz? Hayır. Çünkü Merkez Bankası yöneticilerine hesap sorulabilmesi için onların amiri durumunda olanların izin vermesi gerekiyor. Meseleyi başka türlü koyalım arkadaşlar. Yargının memleketin en önemli meselesinde işleyebilmesi için görevini ihmal ya da ihlal eden, bilerek yahut da bilmeyerek ihlal eden insanlar hakkında yargının görevini yapabilmesi onların idari amirlerine bağlı. Bağımsız yargı diyorsak, en başta işlevinde bağımsız olan yargıyı konuşmamız lazım. İşlevini gösteremeyen birisi, ona getirdiğiniz insanlar ne kadar bağımsız olsa bile bağımsız olamaz. Yani birinci meselemiz bu. Yöneticilerimizin basiretli kararlar almasını sağlayacak olan altyapı onların hukuka hesap verir olması. Biraz önce Hande anlattı. Adalet Yüksek Mahkemesi kurulmasını önerdik. Şimdi günümüzde hala geçerli olan bir ortaçağ kuralı var. Kamu görevlilerin yani memurların suçlarının soruşturulması için idari amirlerinin izin vermesi şartı aranıyor. Bu şartın kaldırılmasını, bu mahkemenin onlara hukuk güvenliği vermesini arzu ediyoruz. İki tane milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Nasıl oldu? Mecliste oluşan siyasi aritmetik, o konudaki dokunulmazlık gibi çok ciddi bir hukuk kuralının ortadan kaldırılmasına karar verdi. Hatta HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliğinde de benzer bir şey oldu. Hem Anayasa Mahkemesi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunları iptal etti. Yani bir hukuk kuralı siyasi bir kararla kaldırılabiliyorsa şunu da kabul etmemiz gerekiyor. Sibel Hanım size borcum var ama hakim akrabam olduğu için siz davayı kaybedeceksiniz. Değil mi? Böyle demektir. Onun için bizim yöneticilerimizin hukuka hesap verirliğini sağlamamız gerekiyor ki hesap sorabileceğimiz endişesiyle onlara hesap soran siyasilere göre değil, hesap sorma kabiliyeti olan topluma göre basiretli doğru kararlar almasını sağlamak olmalı. Türk iş dünyasının en temel sorunu bu. Bülent Eczacıbaşı'nın kitabında anlattığı Tisipos kayası var ya, siz durmadan çıkarıyorsunuz, geri düşüyor. Çünkü yöneticilerimiz belli bir zaman geçince rehavete kapılıyorlar. Tekrar seçilelim diye yanlış kararlar alıyorlar. Bizler de kapılarını aşındırmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Bu Türkiye için büyük bir yanlış ve bunu bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. İkinci mesele, ben Ege bölgesindeki ekonomik şeyden
gelişmişlikten. Daha küçücük bir çocukken çok yararlandım. Köyümde iş yoktu, aş yoktu. Hepimiz bulgur pilavına kaşık çalardık. Çok lezzetliydi, onu ayrıca anlatırım da. Ama orada iş aş yoktu. Biz Ege bölgesine gelirdik. Babam Söke'ye pamuk çapasına gelirmiş. Ben öğrenciyken Kuşadası'nda garsonluk yapmaya geldim. Buradaki turistlerle tanıştım. Yani burada hiç olmasa bile dökülenler bile insanları doyurmaya çok yetiyor. Bugün geldiğimiz tarihte itibariyle Ege bölgesi Türkiye'nin itici ekonomik gücü. Gerçekten büyük başarılar kazandınız. Sizleri tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum Ege'ye geldiğim zaman. Gurur duyuyorum buradaki işletmeleri görünce. Gurur duyuyorum buradaki canlı ticari hayat ve yaşamı görünce, sosyal yaşamı görünce. Fakat şunun için de üzülüyorum. Bu da şudur ki birçok organize iş, sanayi bölgesi var. Manisa'da 6.sı mı oldu, 60.sı mı oldu diyeyim, yani organize sanayi bölgeleri var. Bu bölgelerde devlet politikası gereğince birbirini tamamlayan işletmeler kümeleniyorlar. Zaten gidiyorlar, birbirlerine yakın oluyorlar. Ve bu işletmelerin hepsinin arasında bir sinerji var. Öyle değil mi? Mehmet Ali Başkanım, babanız Yaşar Bey'le, Selçuk Bey'le asansörde karşılaşınca oradan yaka doğmuş. Değil mi? Akraba olmayanların aralarında sinerjiler var. Bu sinerjiler organize sanayi bölgelerinde çok rahatlıkla var. Ege'nin içerisinde fazlasıyla var. Peki bu sinerjiler işletmelerimizin verimliliğini ortadan kaldırmak için birleşmelerle sonuçlanıyor mu? Aramızda işletmelerine halka açmış olanlar var. Biz hala aile şirketleriyle büyük işletmeler oluşturuyoruz. O aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamak, aile içinde kalmasını sağlamak için de bir sürü yaratıcı yöntemler araştırıyoruz. Dünyayla Türkiye'yi kıyaslayınca aile şirketlerinin, işletmelerinin Türkiye'de büyüklerde fazla olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü güvenmiyoruz, güvenemiyoruz. Mahmut Başkanım söyledi, güvenemiyoruz. Sırlarımızı bir yöneticimize emanet ettiğimiz zaman, o bir başkasına sattığı zaman onu hemen yakalayıp o şeyleri, çalınan sırları birkaç saat içerisinde bilgisayarından silip de güvenlik altına alabilecek yasal imkanlarımız yok maalesef. Güvenemiyoruz. Oysa bizim geldiğimiz çağda dünyada konsolidasyon var. Biliyorsunuz kocaman kocaman işletmeler konsolidasyonu yolluyorlar. Neden? Tekrar eden, lüzumsuz olan güvenlikti, insan kaynaklarıydı, muhasebeydi, bilmem ne, sayamayacağınız kadar çok verimsizlik sebepleri var. Teker teker hepimiz yapmak zorundayız. Bir araya gelince bunları eleyebiliriz. Elediğimiz zaman maliyetlerimizi düşürüp karımızı yükseltebiliriz. Üstelik katma değerimizi yükseltebiliriz. Arkadaşlar, lütfen iş insanları, şöyle bir bakın etrafınıza. Hepinizin Ar-Ge departmanları var. Teker teker ne kadar büyüksünüz? Hangi yenilik, hangi dünyada çığır açan buluş yapabiliyorsunuz? Yapamıyorsunuz. Ben duymuyorum, çok nadir duyuyorum. Fakat Türkiye gibi büyük bir sanayisi olan ülkede buluşların çok fazla olması gerektiğini biliyorum. Fikri mülkiyet konuları benim özel uzmanlık alanım. Biliyorum. Ama Türkiye'de olmuyor. Neden? Çünkü küçük küçük Ar-Ge departmanları bizi bir yere götürmüyor. Bir organize sanayi bölgesinde orada birbiriyle bütünleşen işletmeler bütün Ar-Ge departmanlarını birleştirseler ortaya çok daha büyük buluşlar çıkmaz mı? Çıkar. Ama yapamıyoruz. Çünkü bizim Mahmut Başkanım söyledi, hukuk güvenliğimiz yok. Emanet ettiğimiz zaman haklarımızı koruyabileceğimiz, etkin olarak koruyabileceğimiz imkanımız yok. Yine Mahmut Başkanıma çok refer ediyorum çünkü çok güzel konulara değindi. Tahkim konusunda dünyada belli başlı merkezlere gittiğimizi söyledi. Evet, ben de biliyorum. Size iki tane örnek söyleyeceğim. Birisi tahkimle ilgili, diğeri devlet mahkemeleriyle ilgili.
MTV'nin vekiliyim Türkiye'de. Yıllardan beri çalışırım. Türkiye'deki bir firmayla sözleşmesi bitmiş. Firma gidip bir mahkemeden tedbir kararı almış, sözleşme devam ediyor diye. Nasıl oluyorsa. Dava açıldı. Daha tebligat yapmaya çalışıyorlar Amerika'ya, İngiltere'ye. Yani 6 ay sürüyor bu tebligatın yapılması o davada. O davanın 6 seneden önce bitme ihtimali yok. Dava açıldı. Tebligat çıkarılması için uğraşıyor mahkeme. Fakat aralarındaki sözleşmede şu hüküm vardı. İngiliz mahkemeleri yetkilidir. İngiltere'de dava açmalarını tavsiye ettim. İngiltere'de dava açıldı. Daha Türk mahkemesi tebligat yapmadan İngiltere'deki davada karar verildi arkadaşlar. Karar nasıl verildi biliyor musunuz? Derneğimizin kuruluşuna sebep olan dürüstlük ilkesi işletilince karar verildi. Şöyle oldu. Bu Türk şirketin sahipleri ifade vermeye çağrıldı mahkemenin önünde. Amerikan filmlerindeki gibi sorgulama oluyor. Ben Türk avukat olduğum halde ben de İngiliz vekille birlikte yan yana oturdum. Soruyoruz. Türk şirketin yönetim kurulu üyesi bir ifade verdi. Yanlışlığını çıkardık. Düzeltti, ikincisini verdi. Onun da yanlışlığını çıkarttık. Üçüncüsünü verdi. Onun da yanlışlığını çıkarttık. Dördüncüsünü verdi. Onun da yanlışlığını çıkarttık. Beşincisini verdi. Hakim döndü dedi ki, bir hanımefendiydi. Hanımefendi, siz bunları verdiniz. Hep düzelttiniz. Daha önce söylediğinizin doğru olmadığını kabul ettiniz. Şimdi söylediğinizin doğru olduğuna nasıl inanabiliriz? Siz avukatınızla bir görüşseniz de bu meseleyi bir halletseniz olmaz mı dedi. İngiliz avukatı onların, efendim bir süre istiyoruz dedi. Ben İngiltere'de şöyle bir masanın üstüne oturdum 12 saat. İngiltere'deki davayı da bitiren, Türkiye'deki bir sürü davaları da bitiren protokolleri yazdım. İngiliz hakim Allah razı olsun Türkiye'deki davayı da 3 ayda bitirdi. Yine sizler tanırsınız, ismini vermeyeceğim. Türkiye'nin bir kabahati olduğu için, onun kabahati değil, Türkiye'nin kabahati olduğu için ismini vermeyeceğim. Çok konusunun piri sayılan bir iş insanıyla bir tahkim davasında karşı karşıya geldik. O da Türk, ben de Türk'üm. Onun avukatları Türk, benim müvekkillerim yabancı. Tahkim salonunda işte şey geçiyor, bir hafta boyunca devam ediyor. Bir yere geldi, beyefendinin sorgusu sırasında bir yere geldi. 20 sene önce yapılan bir yazım hatasını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bir yere geldi, beyefendi hatırlamıyor. Avukatına döndü, dedi ki ben ne diyeceğim bu soruya? Avukatı dedi ki böyle, bana sorma gibi, ben ne diyeceğim? Avukatı böyle yapınca ben bu soruya cevap vermeyeceğim dedi. Hakem dedi ki avukata, siz müvekkilinize bu soruya niçin cevap vermesi gerektiğini bir anlatın. Tekrar bir araya gelelim. Tekrar gelindi, soruya cevap verdi. Türk iş insanı, sektörünün piri davayı kaybetti. Neden bunlar oluyor arkadaşlar? Neden iş insanları, avukatlar, uluslararası arenalara gittiğimiz zaman nadiren gurur duyuyoruz da onun dışında hep istihza ile karşılanıyoruz. Neden Cenevre'ye gidiyoruz? Bu çok basit bir gerekçesi var. Cenevre kantonunun usul kuralları Türkiye'ye benziyor. Biraz orada gibi hissediyoruz. Ama hakemlerin önüne çıktığımız zaman, orada yargılama yapıldığı zaman biz maalesef büyük mahcubiyet yaşıyoruz. Haklı olsak da kaybediyoruz. Çünkü uluslararası standartlarda iş yapmıyoruz onlarla. İzninizle şurada size şunu göstermek istiyorum. Şimdi açılır sanıyorum.
İş dünyasındaki sizler benden çok daha iyi bilirsiniz. Ben de hayat tecrübelerimle gördüm ki 100 tane sözleşme olsa iş dünyasında, bu sözleşmelerin %90'ı sorunsuz işler. %10'un da sorun çıkar. Sorun çıkan %10'un da %9'unu iş insanları anlaşırlar. Çünkü menfaatleri anlaşmaktadır. Bir tanesi mahkemeye yansır. Yani bizim mahkemelerde ne olduğu bittiği konusundaki şey %1'iyle ilgileniyoruz. Onun için de %1 olduğu için o kadar önem vermiyor olabiliriz. Fakat o %1 bir tane olduğu zaman 100 katı, 1000 katı etki yapıyor iş dünyasına. Benim söylediğime katılacaksınız. Türkiye'de 3 tane dava var. Kavala Demirtaş davaları, Pamukova davaları, işte İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı'nın bir gece kararnamesiyle çıkılması gibi. Bu 3 tane olay Türkiye'nin yurt dışındaki, hatta yurt içindeki diyeyim ki bütün camiada, iş dünyasına verdiği mesaj şu. Bir, ben eğer buraya bir fabrika kurarsam yaratıcı, yenilikçi insanlarımı oraya getirmeyeyim. Çünkü tweet atarlar, tutuklanabilirler. Onun için gelmezler. Volkswagen buraya niye gelmedi? Niye büyük yatırımlar, hani milyar doların üstünde değeri olan yatırımlar niye Türkiye'ye gelmezler? Hatta o rakam daha da aşağıya düştü. Sorulardan bir tanesi bu. İkincisi, Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı görevden almıyor. Bundan zarar gören iş insanları bununla ilgili olarak hukuk yollarına başvurmuyorlar. Acaba neden? Çünkü iş insanları işlerini iyi bilirler. Onlara göre yargı etkili değil. Üç, yöneticiler o kadar keyfi ki meclisin kanun yaptığı bir sözleşmeden kendi başlarına çıkabilirler. Böyle bir ortam hukuk güvenliği sağlamıyor. Ama esas mesele, değerli arkadaşlarım, size şuradan göstermek istiyorum. Anne yardım. Esas mesele, bizim hepimizin en çok şikayet ettiği meseleyi nasıl çözeceğiz meselesi. Daha dün 18 sene süren bir davada karşı tarafımızla sulh olduk. Sulh gerekçemiz de şu. Bu dava için daha fazla emek ve para sarf etmek istemediğimiz için sulh oluyoruz, davayı bitiriyoruz diye tutanağımızı yazdık. 18 sene, yani benim çocuklarım ufacıktılar davayı aldığımda, kocaman adam oldular şimdi. Hangi iş insanı bir davayı 18 sene sürdürmek ister? Bizim davalarımızı 2 ayda, 3 ayda, bilemediniz 4 ayda çözmeye ihtiyacımız var. Ben uluslararası tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Türkiye'de en kapsamlı, en karmaşık davalar bile uluslararası standartlarda 3-4 ayda çözülebilecek olan sorunlar. Daha fazla sürmez. Tahkime bile gerek kalmaz. Tahkimde isabetli karar almak için bile bizim aynı konuda, uruşmazlıklarda, dürüst davranış ilkesi konusunda bir temel ilkeyi kabul etmemiz lazım. Koca hukuk profesörleri var, burada yoklar, gıyaplarında konuşuyorum. Diyorlar ki mahkemeye yalan söylemek savunma hakkıdır. Bunu da mahkemede susma hakkından, kendini suçlama yasağından çıkarıyorlar. Bunlar evrensel hukuk kuralları. Fakat susma hakkı, kendini suçlama yasağı, mahkemeye yalan söyleme hakkı vermiyor. Birazcık daha derine dalsalar bunu bulacaklar ama hep başkalarının yaptığını taklit etmekle gidiyor olduğumuz için geliyoruz, oralarda takılıyoruz, temelde bir yanlış yapıyoruz, sonra herkes bu tarafa, kötü tarafa yatıyor. Hepimiz zarar ediyoruz. Onun için bizim derneğimizin kurulmasına sebep olan uyuşmazlıklarda dürüstlük ilkesi meselelerimizin büyük kısmının çözülmesi için yeterli. Evet, kaliteli insanlara ihtiyacımız var ama kaliteli insanlar ancak kaliteli işler yapacaklar ise oluşurlar. Kaliteli iş yapması gerekmeyen insanlar, yani Süper Lig oyuncuları
mahalle takımına giderlerse mahalle takımındakilerin seviyesine inerler. Onun için bizim yargılamalardaki iş yapma seviyemizi Süper Lig seviyesine çıkarmamız gerekiyor. Bunun için bütün dünyada olanın dışında daha ileri bir önerimiz olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Şirketler için, avukatlık büroları için son derece yenilikli bir terim, uyuşmazlık yönetimi. Biz yargıda uyuşmazlıkların çözülmesini konuşuyoruz. Bunu da bir hizmet olarak satıyoruz. Yani mahkemeye gidince biz bunu çözeriz diyoruz. Oysa esas mesele uyuşmazlıklarımızı nasıl yönettiğimizde. Hepimizin başına işlerimizi yaparken benim de başıma geldi. Müvekkillerimle çok kötü durumda kalabileceğim olaylar oldu. Ama ben onlarla bunu mahkemeye gidip çözmek yerine o uyuşmazlığı çözüp, onlarla konuşarak çözüp, oradan daha büyük güven oluşturacağım imkanlarla karşılaştım. Eminim sizlerin de böyle şeyler var. Ya bu sözleşmeye göre yapması gerekeni yapmıyor. Ben mahkemeye vereyim, hakkımı alayım. Olabilir. Olabilir. Sözleşmeniz öyleyse olabilir. Ama bir sonraki kontrat için o insan orada değil. Hepinizin başına gelmiştir. Gidersiniz, ya arkadaş neden aksıyor? Nedir senin sorunun? Nasıl çözebiliriz? Konuşmasını yaptığınız zaman son derece sadık, güvenilir ticari partnerler bulursunuz. Onun için meselelere, Türkiye'deki bütün meselelere uyuşmazlıkların yönetimi mantalitesiyle bakıp uyuşmazlıkların çözümü mantalitesini onun küçük bir parçası olarak görmek lazım. Birinci önerimiz, bugünlerde herkes Big Data'dan konuşuyor. Evet, bir Big Data Türkiye'de oluşturulmalı. Bu Big Data mahkemeye gitme ihtimali bulunan bütün uyuşmazlıkları içermeli. Noterden ihtarname çekiyoruz değil mi? Noterlerin veri tabanlarında var. Avukatlar mektup yazıyorlar değil mi karşı taraflara? Avukatlar da bir veri tabanı oluştursunlar. Hepsi elektronik geliyor gidiyor. İşte karakolda gidip şikayette bulunuyorsunuz birisi hakkında. Ya da polis memuru sizi yakalıyor, bir ceza kesiyor. Bir sebepten dolayı. İdari makamlar yaptırım uyguluyorlar. Bunların hepsi bir büyük milli uyuşmazlık veri tabanında toplanmalı. Bu büyük veri tabanı o zaman işlenebilir. İşlendiği zaman şu olur. Türkiye'de, İzmir'de ortaya çıkma ihtimali olan uyuşmazlıklar şunlar şunlardır. Türkiye'de uzmanlık mahkemesine ihtiyaç var. İzmir'de açacağım uzmanlık mahkemesi, işte bu konulara ilişkin olarak eğitilmiş olanların, insanların olacağı bir uzmanlık mahkemesi olması lazım. İzmir'e görevlendireceğim hakim, savcı, avukatların da bu konuda önceden eğitilmesi lazım gibi önceden 3-4 sene öncesini görerek yargı hizmetlerimizi planlamamız lazım. Bilgili, yetkin insanlar olursa uyuşmazlıklar hızlıca zaten çözülebilirler. Ama esas mesele bizim önceden hazırlıklı olmamız lazım. Yazın mesela orman yangınlarımız oldu değil mi? Orman yangınları neden o kadar çok ciğerlerimizi yaktı? Çünkü hazırlığımız yoktu. Davalar da onun gibi arkadaşlar, uyuşmazlıklar da onun gibi. Ya mahkemeye gitmesi için beklemeye gerek yok. Beklediğinde mahkemede yeterli elemanımız yok. O da zaten bir yangın yerine dönüşüyor. Onun için önceden hazırlıklı olmamız lazım. İkincisi, herhangi bir uyuşmazlık, mahkemeye gidebilecek bir uyuşmazlık ortaya çıktığında bunun iki tarafının da birbirlerine sanki mahkemedeymiş gibi bilgi ve belgeleri dürüstçe açıklamalarını sağlamamız lazım. Yani hakimler, savcılar şundan şikayet ederler, çok haklılar. Efendim avukatlar dosyalarını iyi hazırlamıyorlar. Doğrudur, hazırlamıyorlar. Ama bir de hani demiş ya niye içiyorum bir de onu sorun falan diye. Avukatlar niye iyi hazırlayamıyorlar? Çünkü davayı açmadan önce delilleri, bilgileri, toplama yetkileri o kadar kısıtlı ki tam dosya hazırlamaları mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir sistem olursa ve bu sistemde bir uyuşmazlık için taraflar birbirleriyle bir resmi bir işleme girişirler ise o noktada açıklamaları yaparlarsa avukatlara delilleri toplama yetkisi verilir, soru sorma yetkisi verilir ise o zaman görürüz ki biz mahkemelerde uyuşmazlıklarımızı, bakın Türkiye'deki uyuşmazlıkların pek çoğunu 45-50 günde çözebiliriz. Büyük dediklerimizi ise en fazla 3-4 ayda çözeriz.
ve yüksek isabetlilikle çözeriz. Türkiye'deki yargıya ilişkin olarak, yargı kararlarına ilişkin olarak getirilen en büyük eleştiri şu. Yargı maddi gerçeği ortaya çıkarmıyor. Yarım yamalak bir şey söyleniyor. Onlara hakimi ikna edecek neredeyse yalan hikayeler yapıyoruz. Tutarlı yalan hikayeler yapıyoruz. Hakim de diyor ki ben sizi bilirim. Güvenmiyor. Güvenmediği için verdiği kararlar geç oluyor. Geç olduğu zaman da gerçeklere uymadığı için adaletli olmuyor. Eğer biz bu dürüstlük ilkesini hayata geçirebilirsek, Hande'nin bahsettiği adalet, adli hazırlık mahkemelerini kurabilir, suistimale neden olmaksızın yargıdaki iş yükünü avukatlara aktarabilir isek, o zaman dosyalarımız hazır olur. Hatta öyle olur ki, arabuluculuk zorunlu hale getirilmez. Arabuluculuğu isteyen gider, ben mahkemede canım yanar, onun için ben gideyim anlaşayım diye bu yöntemleri araştırır, bulur ve uzlaşmacı bir toplum oluruz. Biliyorsunuz mahkemeye gittiğimiz zaman biz dost olmuyoruz, düşman olarak ayrılıyoruz. Laz'ın bir hikayesini anlatacağım size. Komşunun tavuğu girmiş bahçesine. Demiş ki şöyle şöyle komşusu, bir başka komşusu demiş ki ya bunun için şey mi olur, tartışmak mı olur? Git mahkemeye. Mahkemeye gitmiş, dilekçe getir demişler. Arzu Alcı'ya gitmiş. Arzu Alcı'ya söylemiş. Arzu Alcı demiş ki bundan dava olmaz. Peki ne olacak? Ben sana yazayım bir dilekçe. Yazmış bir dilekçe. Şimdi avukatlar biraz, ben aynı meslekten olduğum için utanarak söylüyorum. Avukatlar biraz öyle. Yani olacak bir dava dilekçesi yazıyoruz. Bak demiş, yazdım böyle okumuş. Laz demiş ki ya demiş ben bunun için mahkemeye gitmem. Gider vururum onu demiş. Yani bizim derdimiz mahkemeye giderken gerçekten maddi gerçekleri ortaya çıkarıp düşmanlıklar oluşturmadan bozulan ilişkileri tekrar tesis etmek üzerine olmalı. Bu ancak bu sistemle olabilir. Bu sistemle Türkiye çok küçük olan, görece küçük olan davalarını kısa sürede çözebilir. Bunu niye bu kadar anlatıyorum arkadaşlar? Çünkü canım yanıyor. Ben Türk müvekkillerimle uluslararası alana gittiğim zaman ön yargılarla karşılaşmak istemiyorum. Gittiğim yerlerde işte Türkler geldi yine, kim bilir ne söyleyecekler ön yargısıyla uğraşmak istemiyorum. Tam tersine hep birlikte gittiğimiz zaman desinler ki Türkler geldiler, bunların söyledikleri tamdır, tam doğrudur. Başkası başkasını söylerse biz bunlara inanmayız demelerini istediğim için. Yani siz bir başkasıyla bir sözleşme görüşmesi yaptığınız zaman, onlarla isterseniz Cenevre'ye gittin, isterseniz Malezya'ya gidin fark etmez ama gittiğiniz yerde sizin sözlerinizin dinlenmesi, saygı görmeniz için bunu istiyorum. Bizim için de böyle. Türkiye'de 160 bin avukat var. Bu meslektaşlarımızın içerisinde çok azı doğru düzgün avukatlık yapıyor olduğu için saygınlığa ve başarıya ulaşmışlar. 160 bin insanın arasında kötüleri çıkabilir ama 155 binin en azından doğru düzgün insanlar olduğu konusunda güven vermemiz lazım. Bu güveni vermenin yolu, bizim ülke olarak güven kazanmamızın yolu uyuşmazlıklarda dürüstlük ilkesini hayata geçirip şuradaki mantaliteyle, uyuşmazlıkları yönetme mantalitesiyle sorunlarımızı hızla çözmekten geçiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.